İbrahim, merhaba. Merhaba. Birinci bölümde biliyorsun Recep İkizler'in kaymakamın verdiği sorulara cevaplarını konuşmuştuk. Çok değerli şeyler olduğunu bir kere daha fark etmiştik. Bugün de burada sinema ile ilgili cevapları konuşacağız ama çok büyük bir eksiğimiz var. Maalesef soruları yok. O yüzden Evet. cevaptan tahminen soru çıkarmaya çalışacağız. Ne söyleyeceksin bu konuda? Sen okudun. Evet, okudum. Biz Pika'nın ilk sineması nedir diye sözlü tarih çalışması yaparken çok kişiye sormuştuk. Bir kişi dışında hiç kimse somut bir yer söyleyememişti bize. Sadece Adnan Onat, Kurşunlu Camii'nin orada bir yerde bir depoda film oynanıyordu demişti. Recep İkizler bunu teyit ediyor, doğru diyor orada ama onun öncesi de var diyor. Biz aslında şimdi Biga sinema tarihini daha da geriye, en az bir 20 yıl daha Recep İkizler sayesinde geriye götürmüş olacağız. Kaymakamlığın az önce senin dediğin gibi ama Hasan Kalmaz aracılığıyla yaptığı, ona sipariş ettiği bir kitap çalışması için yapılan bir çalışma kaybolmuş Anladım. durumda. Şimdilik kaybolmuş durumda. Aslında tümünün bulunması ile ilgili umudumuz da var. Recep İkizler, Biga'nın sosyal ve kültürel tarihine, spor tarihine çok önemli bir isim. Bugüne kadar çok fazla adı geçmiyordu. İkizler sineması vesilesiyle biliniyordu. Biz de sözlü tarih çalışması yaparken hemen hemen herkes bir noktada Recep İkizler'e değiniyordu. Gerçekten de sonra anladık ki Biga'ya büyük katkısı bulunmuş. Kültürel, sanatsal, spor alanlarında önemli emeği olan bir insanmış. Hasan Kalmaz ona da hem spor hem de sinema alanında sorular sormuş. Birinci bölümde sorular da vardı. Sporla ilgili verdiği yanıtları değerlendirdik. Gerçekten hiç bilmediğimiz çok değerli bilgilere ulaştık. Şimdi de sinema üzerine verdiği yanıtlara bakalım. Evet, sorular çok da önemli değil aslında. Yanıtlar tabii daha önemli. Bir sorunu, bir cevabın sorusunu tahmin edemediğim için ben tereddütte kaldım ama diğerleri anlaşılıyor şöyle böyle. Evet. Bir İlk de sinemayı soruyor. İlk soruda herhalde. Değil mi? şüphesiz canım. Evet, paylaşayım ben şeyi. Evet, Biga'nın sinema geçmişi. Yine Oraya geçmeden bak, yanda bir not var. Diyor ki ilk radyo Lütfü Bey. Bu Lütfü Bey, Lütfü Güven mi acaba? şu. Birinci bölümde adı geçen bir Lütfü Güven vardı. Evet, olabilir. İlk radyoyu getiren o içeride geçiyor radyo meselesi. Geçiyor muydu? Cevapta geçiyor tabii. Şimdi benim birinci sorudan da pardon, spor sorularından da anladığım kadarıyla İbrahim herhalde birinci soru şey olmuş olmalı. Biga'da ilk sinema Evet. hangisiydi ve ne zaman kuruldu gibi bir soru olmalı bu. Buna verilen cevabı istersen ben yine okuyayım, sonra üstünde konuşalım. Sinema ilk defa Aşçıoğlu'nun mağazasında Seyyar Lale Film isminde birisi gelip göstermiş. Senesi tahmini 1917 civarı. Şimdi Aşçıoğlu'nun mağazası acaba sözü edilen yer mi? Yani Kurşunlu Camii'nin karşısındaki yer mi? Şu anda Emin abinin, İsmail Emin Başarır'ın mağazasının olduğu yer mi acaba? Onu bilemiyorum. Evet. Ondan sonra Bademlik'te oturan Bahriye askerliği ve çavuşluğu yapmış ve orada öğrendiği sinemacılığı Biga'da evvela evinde hazırlamış. Sonra şimdiki Ziraat Bankası olan Tanaş'ın mağazası iki katlı Tanaşların sağ. ismi. Evet. İki katlı sağlam bir bina idi ve üstünde Türk Ocağı idi. İşte Türk Ocağı, Halk Evi sonra, evet. Sonraları da Halk Evi oldu ve spor kolu da orada kurulmuştu. Herhalde Halk Evi'nin spor kolu. Alt katında Hakkı Efendi iptidai vaziyette toplama, elle çevrilen, karpitle ışıklanan makina ile sinema oynatmıştır. Şimdi Evet. buraya kadar olan kısımda birkaç tane isim görüyoruz. Şöyle aslında baştan galiba dışarıdan gelen bir seyyar sinemacı.
Evet. Muhtemelen İstanbul'dan yola çıkıyor. Çanakkale, Lapseki, Biga, Gönen, Bandırma film oynatarak gidiyor olabilir. İlk Bigalı sinemacı anladığımız kadarıyla Hakkı Efendi. Evet. Genelde seyyar, çünkü o da vurguluyor. Seyyar Lale film adını. Lale film sonraları da çok devam etti. Bilmiyorum aynı kişi mi ama seyyar dediğine göre bu bazı filmlerde de eski dönemi anlatan filmlerde de görüyoruz. Bir sinema makinesi kamyona yüklüyor. Kasaba kasaba dolaşıyor. Muhtemelen böyle bir şey. Bunu bilmiyorduk. Demek Türkiye'de İbrahim, de böyle kullanmış. Ben hiç duymamıştım kamyona da uygulandığını. gerek yok. Şimdi ben yine Neyse. geçenlerde, Tabii evet. Kamyon nerede? Öküz arabasıyla. Yok, bir öküz arabasına da gerek yok. Çanta kadar makine bunlar. Şöyle elinle tutup götürüyorsun. Eski makineler çok 1917'de. küçük. Tabii tabii. 1917'de. Tabii ben de 1920'li yıllardan kalma bir makine var. Yani ben satın aldım, şeyden satın aldım, bir Evet. müzayededen. İşte şu boyutlarda filmleri de var, 16 milimetrelik. Elle çevriliyor, motoru yok. Işığı da bir ampulle takarsan o. Bir Ama herhalde 8-10 dakikalık filmler değil mi bunlar? tabii küçük filmler. Bende birkaç Zaten tane şey var işte. Çizgi film var, Tarzan var, şu var, bu var. yani ama şunu biliyoruz artık. Biga'daki ilk sinema macerası 1917 civarında. Belki 1915-16, belki 1918 ama Evet. o civarda olduğundan artık eminiz. Seyyar ve nerede yaptıklarını, nerede oynattıklarını bile söylüyor. Ne kadar ilginç. Ondan Ama sonra da ismi netleştirelim. Burada biraz cümle uzun olduğu için bozulmuş algı kaçıyor. Bademlik'te oturan Bahri Askerli ve çavuşluğu yapmış. Askerlikte öğrendiği sinemacılığı Biga'da, önce evinde sonra da Türk Ocağı'nın bulunduğu binada yapmış olan şahsiyet Hakkı Efendi. bu ama başka. Bak, Yok, seyyar gelen Lale film bu Hakkı başka. Efendi ikinci. Evet. Çünkü İlk ondan sonra diyor. Yani Bigalı tabii Lale filmden sinemacı. sonra. İlk Bigalı sinemacı. Tabii. Kuvvetle muhtemel de 20'li yıllarda olan bir olay bu. Evet. Yani birincisi Lale film. Belki de bu Lale film bizim hala Beyoğlu'nda Lale film Belki de olmaz. sinemalarının, daha önce Lale Film stüdyolarının olduğu Lale Film'in ilk şekli olabilir, onu bilmiyoruz. Sonradan da Hakkı Bey, Hakkı Efendi, Bademlik'te oturan Hakkı Bu Efendi bir. 1920 İsmail, orada bir öngörüde bulunayım. Bu 1924 sonrası olabilir. Tanaş'ın mağazası dediğine göre Evet. bu mübadeleden sonradır. Muhtemelen. Evet, muhtemelen. 3 sinema Gelelim meşhur. Evet. Şeyden sonra, Hakkı Efendi'den sonra, yani ikinci sinema, birinci sinema Seyyar Lale, ikinci sinema Hakkı Efendi'nin Türk Ocağı'nda kurduğu iptidai sinema, daha sonra esas sinemacılık diyor Recep Bey, Biga'da 1929'da başlamıştır. Evet. Yani modern anlamda sinemacılığı idman yurdu bir bina yaptırıyor. Borçludur, kiracı arar, müzayedeye çıkarılır. Yani şimdiki İkizler Sineması'nın olduğu yer. Ben Evet. de o senelerde vatani vazifemi yapmaktayım. Recep Bey şeydeymiş, askerdeymiş, o sırada idman yurdu binayı yapmış. Yapması dolayısıyla, bu metinden anladığım kadarıyla, birazcık da satır aralarını doldurarak anlatıyorum, borçlanmış ve borcunu ödemek için kiracı ararken müzayedeye çıkarmış idman Evet. yurdu binasını. Ben de o senelerde vatani vazifemi yapmaktaydım diyor Recep Bey. Biga'dan bana idman yurdunun binayı kiraya vereceğine dair haber geldi. Sinema için talip olur musun dendi diyor. Talip olduk. İhalede senelik 440 lira kira üzerimize kaldı diyor Recep Bey. Evet, burada ilginç Şimdi bir durum var. Şimdi 20'li yaşların başında evet ya. adam, Evet. fakat ona diyorlar ki sen gel burada bu sinema işini yürüt. Demek ki bunun öncesi var ki, adamın bir background'ı var ki sen yap bu işi diyorlar. Yani daha 17-18 yaşında bir kadının sosyal ve kültürel hayatında yeri olan bir çocuk demek ki bu. Şimdi Bizim yaşımızda 1920'li demek ki bu. yıllar, 20 yılında ben kurdum diyor adam. Evet. En iyi ihtimalle 27-28'de asker bu.
Yani 8 yıl sonra, o zaman bu adam 15 yaşında falan bunun kuruluşunda yer İşlere alıyor. başlamış. Hadi savaşlar, şunlar bunlar oldu diyelim. Biraz geç gitti askere diyelim. Ama netice itibariyle 15-20 yaşları arasında bir Etkili. futbol takımının kuruluşunda yer alıyor. Daha sonra da 20'li yaşlarındayken daha önce seyyar sarrafı olduğunu biliyoruz. Müteşebbis tarafı bilindiği için sen bu işi yaparsın deniyor ve sinemaya talip oluyor. Az da değil, 440 lira büyük bir para İbrahim o dönem için. Evet, tabii. Evet. Oradan devam edelim. Üzerimize ihale edildi. Sinema yapmak mecburiyetinde idik. Şartnamesi öyleydi. Bu da ilginç, değil mi? Yani evet, yani sinema olması istiyor Bigalılar Evet, demek en ki. azından Türk Ocağı, Birkaç. İdman Yurdu. İdman Yurdu bunu istiyor. Evet, Evet. devam edelim. Demek ki bir ihtiyaç. Evet. Vatani vazifem bitti. İstanbul'dan makina, film, sandalye derken sinema makinesi falan, bir de piyano lazım denildi. Çünkü sessiz film. Evet. Yahut da radyo. Yani ya radyo almalısın ya da piyano almalısın denmiş. Biga'ya ikinci radyoyu da 1929 senesinde getirmiş ve sinemada kurmuş olduk diyor. O Piyano az almaya önce parası senin, yetmemiştir. Evet. evet, az önce senin söylediğin not da bunun üzerine buraya yazılmış herhalde. İlk radyo Lütfi Bey. Evet. Ne diyor burada? Kimin yeğeni diyor? Halim Bey'in Halim yeğeni. Bey'in yeğeni. Şimdi Halim Bey konağının sahibinin yeğeniymiş Lütfi. Daha önce Zeren'de de, değil mi? Daha önceki konuşmamızda, şeyde, programda öyle demişti. Evet. Evet. İki sene sonra diye Evet. başlıyor. İkinci radyo geldi. 2 sene sonra idare kurulu değişti. Neyin idare kurulu değişti? Yurdu'nun. İdman Yurdu'nun. Evet. İhtilaf çıktı. Yeni idare kurulu ile aramızda bir gecede sinema yok oldu. Yani söküldü. Bir sorun çıkmış. Sinema işi bitmiş. Kiralamış olmasına rağmen idman yurduna ambar olarak aldığımız gibi bırakarak Kurşunlu Mahallesi'ndeki tüccarın mağazasına naklederek daha güzel bir sinema salonu yaptık. İşte Adnan Onat'ın söylediği sinema bu. Aynen öyle İbrahim. Bence de o. O sorun 1929'dan sonra çıkmış. Burada da gördüğümüz 30 falan. kadarıyla. 30 yılında, 30'dan sonra herhalde çıkmış. Ve burada, şimdi burası ilginç. 30 desek, orada 5 sene kadar faaliyet gösterildi. Ve 1935 yangını işte. Biga'da yangın Yangın. oldu. Bu Evet. meyanda eski sinema yandı. Eski Zaten sinemadan spor kasıt, kulübü olarak da söylemişti orada da. evet, Spor eski bölümünde. sinema yandı diyor ya, eski sinemadan kasıt idman yurdunun olduğu Binası. bina, İstifanın binası. kışlık, evet, kışlık İkizler Sineması'nın olduğu yer. Evet. Arsasının enkazı ile müzayedeye çıkarıldı. Ve bizim üzerimize kaldı. Yine girmiş müzayedeye Recep Bey. Bu sefer biz orasını ambar, sonradan sinemaya kalp ederek, Değiştirerek. dönüştürerek o gün bugün tam 47 senedir fasılasız çalışılmaktadır diyor. Ama bu 47 dediğinde bu 30'dan, şeyin, 35'ten sonra. evet, 30'u kabul edelim. Çünkü bu 1977'deki sorulara en fazla 1978'de cevap vermiştir. Evet. Böylece anlıyoruz ki buradan İbrahim, ilk sinema yeri bilinmemekle beraber seyyarlarla, ikincisi Türk Ocağı'nın Aşk. olduğu yer, üçüncüsü İkizler Sineması'nın idman yurdu olarak kullandığı yer, dördüncüsü Kurşunlu Camii'nin olduğu yer, beşincisi tekrar İkizler Sineması'nın olduğu yer. 1935'te kurulan yerde sen de ben de biliyorsun Filmi film izledik. seyrettik. Evet. İkinci soru muhtemelen nedir diyelim, cevabı okuyalım. İlk filmi 31 kısımlı Tarzan. İlk film. 31 bölümde oluşan, evet. Evet. Tarzan Acaba filmi. burada soru neydi? Herhalde şeydi.
İlk film neydi? Aa, bir dakika, bir Oydu. dakika İbrahim. İkinci sorumu buraya ek olarak yazmış. Bu sinemada ilk oynayan filmi mi yazmış acaba? Bunu bilemeyeceğiz herhalde. İkinci sorunun ne olduğunu bilmiyoruz ama buradan çok rahat anlaşılıyor. İlk sesli film 1942'de konulmuştur diyor. Anlıyoruz ki ilk sesli filmi sormuşlar. Bundan evvel de birer haftalık seyyar Fitaş'ın, bak Fitaş da burada çıktı. Evet. Toros film müesseselerinden sesli sinema makinesi gelmiş ve gitmiştir. Seyyar gelenler Şeyh Ahmet ve daha birkaç film gelmiş geçmiştir diyor. Bu kalıcı sesli sinema, kalıcı Evet. film makinasını 42'de getirmiş. 42'de koymuş, daha önce gelip gitmiştir diyor. 1939 Seyyarlar devamlı sesli, 1942'de filmleri şimdilik hatırlayamadım. Hangi filmler olduğunu sormuşlar. 1939'da Seyyarlar gelmeye başladı diyor. Gene Sürekli, geliyormuş bak yerlerde. evet, sürekli sesli de şeyde başladı diyor. 42. Evet. Dördün sorusunu bilmiyoruz. Cevabı Evet. yukarıdadır dediğine göre çok da önemli değil. Beş, büyük yangından bir sene sonra herhalde Ne İkizler zaman Sineması ne zaman kuruldu diyor. kuruldu diye sormuştur. Evet. İşte hangi Hangi? filmler oynuyordu? Evet. Altı. Evet. Tarzan ve kovboy filmleri oynardı. Yerli pek seyrek vardı. Hasılatı da en Amerika'da çok... bizim çocukluğumuzda bile en çok kovboy ve Tarzan filmiydi ya. Evet. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Sonra biz şeye de yetiştik ama 1970'li yıllarda biraz sonra Recep Bey'in şikayet edeceği erotik film furyasına da yetiştim. Ben şahsen senden birkaç yaş küçük olduğum için ben onlara çok gitmişliğim vardır yani. Evet. Ama biz tabii Kadir İnanır'ı falan da çok sevdik. Tabii tabii Malkoçoğlu, doğru. Karaoğlan, Cüneyt Arkın'ı falan çok Doğru. seyrettik. Kartal Tibet'i filan da. Evet. Evet. Devam Onları edelim o seyredip zaman. seyredip Durdu Pınar'ın bahçesinde Karaoğlan, Malkoçoğlu olup kılıç sallıyorduk. Aynen öyle. Ya sinema çıkışında herkes birden bir o kimliğe bürünüyordu. Hele karate filmlerinden sonra millet birbirinden dalıyordu çıkış. Evet. Çıkışta evet. Burada fiyatlar da var. Bir En şey daha, bir çok şey söyleyeyim bu geçmeden. Biraz sinema çıkışı çok özel bir durum mudur bilmiyorum. Her yerde böyle midir? bence her yerde Basında da çok öyleydi İbrahim. yer etmiş. Basında da çok yer etmiş. Sinema çıkışında niye hayvan gibi bağırıyorsun? Çok Evet, ilginç ya. O evet. hep devam etmiş yani. Evet. Devam ediyorum İbrahim. Evet. En çok Tarzan filmlerinden hasılat kazanırdık diyor. Giriş 10 ve 15 kuruştu. Evet. Gecede 40 lira hasılat en iyi işti. Kimsenin gelmediği geceler sinema oynamazdı. Bu da ilginç. Fakat 2-3 kişi geldi mi başlardı. Sinema kâr etmediği için maaşlı, ayrıca sinema için adam tutmazdık. Mağazadaki çalışanlar geceleri istekle sinemada çalışırlardı. Diğer Film izleyecekler çünkü. çalışanlar da fahriydi diyor. 7. Burada bir soru var ama soruyu bilmiyoruz. Cevap hurmalar altında Cemile, Rio'da aşk, Waterloo Köprüsü, herhalde bu Waterloo Köprüsü. Waterloo. Evet. Waterloo. Süper. Süperileri vesaire. Bu da bir hangi filmler şu zaman oynardı gibi bir soru olmalı. Evet. Şimdi geldik ilginç olan bir cevaba. 8 numaralı cevap, soruyu bilmiyoruz ama herhalde tiyatro vesaire bir şeyler gelir miydi diye Sinemada sormuşlar. müsamerelerde oynanıyor muydu gibi Evet. bir şey sormuş Evet. olabilir. Burada cevaben şunu yazmış Recep Bey. Tiyatro biz getirmeyiz, onlar gelirlerdi. Kazanırlarsa hasılatı konuşmaya göre, yani baştan yapılan anlaşmaya göre hasılatın %25'i tiyatronun kadrosuna göre hisse alır. Halen de öyledir. Çok büyük tiyatrolar gelmiştir. Muhlis'in çocukları Hafız Burhan 30 kişilik kadrosu ile Vedat Örfi, Kenan Güler, Komik Cevdet Celal ve konserler. Ayşem Opereti, Çoban Kız, Bengisu'sun meşhur eseri Bengi Süs. Kim ya onu hatırladı, ben ismini duymadım.
meşhur eseri Kan piyesi. Müsamere ve konser dışında operet sormuş herhalde. Operetler, Ayşem Opereti en ünlüsü. Hala oynuyor Ayşem Opereti. Geçen sene ben gittim. Evet. Bak sonra da Celal Sahir Opereti. O da ünlü biri. Bazı heyetler iş yapamayıp rehin kalmışlardır diyor bir de. Evet. Çok ilginç. Evet, şimdiye kadar 10. soruya kadar ki yani cevaba kadar ki diyelim soruları bilmiyoruz ama herhalde işte gelen tiyatrolar, konser Evet, toplulukları, konserler. operatlar, evet. Bunlarda kimlerin yer aldığı falan anlatılıyordu. Hatta hasılatın nasıl paylaşıldığına dair de bazı şeyler vardı ama hasılat olmadığında ne oluyordu? 11. soruda Rehin kalıyorlardı ama onlara da diyor yemek veriyorduk ve otobüs biletlerini herhalde alıyordu. Memleketlerine gönderiyorduk. evet, onu okuyalım buradan. İlginçmiş. 11. cevap, bilemediğimiz sorusunu bilemediğimiz. Şahsi tesirlerimizle birçok hatırlayamayacağım gruplar gelmiştir. Cemal Sanir diyor. Celal, o başka bir herhalde. Ve Celal Sahir. Ahir olacak. Evet. Cemal Sahir ve Celal Sahir operetleri de gelmişlerdir. Bazı heyetler iş yapamayıp rehin kalmışlardır. Sinema bu heyetlere misafirperverliğimizi göstererek hem karavana çıkarıp ve gidecekleri memlekete kadar otobüsleri temin edilirdi. Diyor ki bir seferinde büyük grup Muhlis Sebahattin de bu duruma düştüğünü hatırlarım. Muhlis Sebahattin ünlü bir besteci, opera sanatçısı, operet, oyun yazarı aynı zamanda. Ünlü birisi, ünlü bir sanatçı. O bile bir kadar mahsur kalmış. Ama aslında şunu anlıyoruz biz bu bölümden de. Biga İstanbul'a yakın olduğu için turneye çıkan tiyatrolar, konserler, operet grupları, kumpanyalar Biga'ya sürekli gelmişler. Cumhuriyet öncesinde geldiklerinde zaten biliyorduk. Hatta öyle bir aşk hikayesinde anlatmıştık. Bu demek ki Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Bunda tabii İstanbul'a yakınlığın payı var ama para kazanamasalar gelmezler. Demek ki Bigalılar da böyle bir şeyi severek izliyorlardı ki bütün kumpanyalar geliyordu. Arada bazıları rehin kalsa da bazılarını sevmiyor olabilirler yani. Onu zaten istisna olarak söylemiş. Evet. O doğal. O şimdi de olan şey. Bir de bir başka cevaba geçiyoruz. Sorusunu bilmediğimiz cevaba. Ama bu da anlaşılan cevaplardan biri. Televizyon artık. Evet. Televizyon meselesi. Diyor ki televizyon görüntüsü alan her yerde sinema işini yarıdan aşağıya düşürmüştür. Bigamızda da aynıdır. Yalnız bugün dünyada olduğu gibi Araplar hariç seks filmleri bir parça televizyona rekabet ederek eski hasılatları topluyor. Ömrü ne kadar sürer bilemem. Üzüldüğüm bir şey varsa aileler sinemalardan uzaklaştılar. Keza münevver tabaka. Hanımlar ve münevver kimseleri de sinemaya bağlayacak filmler getirmek ve ayrıca aile matinaları yapanları işin Yapmaları için. Telkinde bulunmaktayım. Evet. Tabii o zamanki üzüntüsü bugünü görseydi Türk sinemasının ne kadar iyi bir noktaya geldiğini, insanların bütün teknolojik gelişmelere rağmen sinemaya gittiğini görseydi ne kadar mutlu olurdu. Ben Recep Bey genç biri olsaydı şimdi sinema zinciri olurdu diye düşünüyorum. Yani Evet. Çok tutkuyla yapmış bu işi. evet. Tutkuyla sevmiş. Tabii o aileler uzaklaştı diye üzülüyor. Ben tanırım o yıllara. Haftada bir gece ailecek sinemaya giderdik. Balkonda olurduk. İkizlerin balkonunda, Marmara Sineması'nda arka sıraları ya da daha ekkabirleri de locada olurdu. Evet. Mesela bir akşam üzeri beni gene yolladılar, git bilet al dediler. Angela'nın evlilikleri mi? Ne öyle bir film adıydı şu an hatırlamıyorum. Bir evlilikleri lafı geçiyordu ama kafamızda şöyle bir şey geçmişti evde. Ben hatırlıyorum konuştum. İşte evlilik mevlilik dram maram bir şeyler herhalde. Git bilet al dediler bana. Gittim İkizler Sineması'na. Kimdi oraya çalıştıran biri vardı. Şöyle Celal abiye benzeyen birisi vardı. Sadık mıydı Hatırlamıyorum. adı neydi? Unuttum neyse.
O beni kaçta işte 5 tane bilet diyelim. Annem, babam, kardeşim, babaannem falan da sağdı. 5, 4, 5 bilet deyince anladı ailece gideceğimizi. Yok dedi, o dedi ailelere göre değil o film dedi. Gelmesinler dedi, söyle dedi. Onu hiç unutmuyorum. Demek ki artık akşam matinelerinde bile seks filmleri oynamaya başlamıştı demek ki. İşte 70, 75 filan belki. 75, 74, 75. Evet. Evet, son soruya doğru gidelim. Yine şeyi bilmiyoruz. Anlamadık Evet. soruyu ama birinci maddede cevaplandırmıştım diyor. O da çok önemli bir soru olmasa gerek. Yine cevaplayabileceğimi ifade ederim diyor Recep Bey. Evet. Çok çok değerli bir belge bu. Bunlar Ali Kömürcüoğlu'ndan çıktı. İyi ki korunmuş, saklanmış. Devamı da umarız gelir. Belki de Hasan Kalmaz'ın bu çalışmasının bütünü bir gün ortaya çıkar. Biga'nın İnşallah. tarihinin alacakaranlıkta kalmış olan bölümlerinde aydınlatmış oluruz. İnşallah hocam. Evet, Ali abi bunu Peki. ortaya çıkardı. Sen gittin, toparladın. Çok iyi bir çalışma yaptınız. Evet, hep beraber devam edeceğiz hocam.